Bunun içindeki bu balçık temizlenecek. Dün zamanımız yetmediği için. Yani bu kurakta akan suyumuz. İlçeye bağlı Abdüköy'ünün 43 yaşındaki muhtarı Tarık Gül, köy sakinleriyle yaptığı inceleme sonucu, bir asır önce kullanılan ancak daha sonra atıl vaziyette kalması sebebiyle toprak altında kalan çeşmeyi gün yüzüne çıkarttık. Yaklaşık 30 yıl önce çeşmenin toprak ile kapandığını ancak yıllar sonra yaptıkları çalışmayla yeniden kullanıma hazır hale getirmek istediklerini ifade eden Gül, su kaynaklarının önemine vurgu yaptık. Muhtar Gül, bu işe başlama sebebimiz aslında temel ihtiyacımız olan su kaynaklarının şu anda kurması. Yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıktan depomuza gelen su olmazsa şu anda hiçbir su kaynağımızdan su gelmiyor. Kuraklıklar zaten malum. Bu sebeple atalarımızın, dedelerimizin kullandığı ve tarihi çok eski olan çeşmelerimizin var olduğu yerleri tespit edip bunlara vatandaşın kullanımını açmayı tercih ettik dedik. Başlama sebebi aslında temel ihtiyacımız olan su kaynaklarının şu anda kuruması. Yaklaşık 8-10 kilometre yerden Ova Barajı'ndan Deli Akkı'ya, Deli Akkı'dan Çayırlı Grup Suyu'na, Çayırlı'dan bizim buradaki depomuza gelen su olmazsa şu anda hiçbir su kaynağımızdan su gelirimiz yok. Bu kuraklıklar zaten malum. Bu sebeple biz de şunu düşündük. Atalarımızın, dedelerimizin ya da tarihi çok eski olan çeşmelerimizin var olduğu yerleri tespit edip bu yerlerdeki su kaynaklarına ulaşıp bunları vatandaşın kullanımına açmayı tercih ettik. Yani muhtar ve azalarım olarak köylünün de desteğiyle. Bu sebeple buranın yolu zaten yaklaşık 25-30 yıldır kapalıydı. Bu tarihi pınarımız da bir asırı geçmiş bir pınar. Yani dedem 1930 doğumlu. Dedemin de yapıldığını bilmediği bir pınar. Bir asır geçmiş olan bir pınar ama heyelandan dolayı, zamanla toprak kaymasından dolayı bu burada toprak altında kalmış. Biz de buranın suyunun büyüklerimizden, dedelerimizden, ninelerimizden buranın suyunun en kurak zamanlarda bile kesilmediğini duyduk onlardan. Bu sebeple burayı açma kararı aldık. Hem tarihimize sahip çıkalım, hem değerlerimize sahip çıkalım açısından. Burayı faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bu yan duvarları restore edip, önünü restore edip, yan tarafındaki kapalı olan yeri de dün zamanımız yetmedi. Burayı da yine kazma kürekle açıp, burayı da kullanılır hale getireceğiz. Zaten dün burayı açtıktan sonra, buradaki işimiz bitmeden bile bu dolmaya başladı. Bu kuraklıkta gelen şu su bizim için veli nimettir. Taşla örülü, evet. Taşla örülü. Zaten toprağın altında kalmasına rağmen taşlar kendini bozmamış. Yapı kendini bozmamış. Sadece ufak tefek restore işlerimiz var. Biz de tarihi yapısını bozmadan ilk gün nasıl yapıldıysa o hale getirip vatandaşımızın kullanımına sunacağız burayı.